Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte Brüder Cat paletli ekskavatörün yedek parça montajını yapacağız. Gördüğünüz gibi paletli ekskavatörümüz bu şekilde. Bu ekskavatör Brüder oyuncakları arasında en büyüklerinden birisi diyebiliriz. Ekskavatörlerin en büyüğü, hatta tüm oyuncakları değerlendirirsek bile en büyüğü sayılabilir. Oldukça büyük bir ekskavatör. Şimdi bu ekskavatörün şu kısımdaki ve de bu kısımdaki hidrolikleri kırıldı ya da kayboldu, bozulduğunu varsayalım. Bu hidrolikleri nasıl değiştireceğiz, ona bakacağız. Hidroliklerin yedek parçaları bu şekilde 4 parça olarak geliyor. Bu 4 parçadan birisi burası, birisi üst kısım, iki tanesi de şu kısım. Tabii bu kısımlarda bir problem yok ama biz yine de söküp değiştirmeyi deneyelim. Tabii öncelikle yedek parçalarımızı poşetinden çıkartalım. Hemen bakıyorum. Evet, şuradan çıkartabiliriz. Evet, poşetinden çıkardım. Şimdi hidroliklerimize bakalım. Birincisi bu. Bir diğeri. Ve de diğer iki hidrolik parçamız, gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu iki parçayı şu alt kısımlara, diğerini ise şu üst kısımlara monte ediyoruz. Şimdi sırasıyla montajları yapmayı deneyelim. Öncelikle üst kısımlardan başlayalım. Hangisinin nereye takılacağını tabii ki bilmemiz gerekiyor öncelikle. Hemen bakıyorum. Bu parça şu kısım için uygun olacak gibi gözüküyor. Bunu deneyerek görebiliriz. Gördüğünüz gibi küçük parça buraya tam olarak uyuyor. Şimdi diğer parçaya bakalım. Zaten bu iki parçanın şu kısma denk geldiğini biliyoruz. Bunu da buraya monte edebiliriz. Bu da biraz yukarıya alırsak ekskavatör ucunu, şöyle yandan bakalım. Evet, bu da buraya tam olarak uyacak gibi duruyor. Yani en küçük parça bu kısma, bir büyüğü buraya, diğer iki parça ise şu kısımlara gelecek. Takmak için yerler hazır. Buraya gelip, şöyle biraz yana alayım. Şu kısma gelip hafiften bastırdığımızda buraya kolaylıkla takabiliyoruz. Diğer kısım ise burası. Buraya da bastırdım. Evet, bu kısım güzel. Sorunsuz bir şekilde taktık. Şimdi bir diğer hidroliğimiz. Onu deneyelim. Evet, bu da tamam. Ve de buraya bu da tamam. Evet, üst kısımları kolaylıkla takabildik. Artık şu kısımdan hareket ettirebiliyoruz. Şimdi diğer iki hidroliğimizi takmak istiyorsak şu kısımları sökmemiz gerekiyor. Peki bu kısımları nasıl sökeceğiz? Ona bakalım şimdi. Üstten başlayabiliriz veya alt kısımdan başlayabiliriz. Üst kısma bakarsak, biraz yakını alayım. Bir geçme noktası var. Bunu çıkartabilmemiz için bu geçme noktasına denk gelmesi gerekiyor. Tabii bunu da hareket ettirdiğimizde o noktaya gelmediğini görüyoruz. Demek ki alttan sökmeye başlarsak daha uygun olacak. O yüzden alt kısma bakıyorum. Alt kısmı bir tornavida yardımıyla kolaylıkla yerinden çıkartabiliriz. Tabi birazcık uğraştıracak ama şu kısımdan tornavidamızla dikkatli bir şekilde itmemiz gerekiyor. Uygun yerden basınç uyguladığımızda yerinden çıkartabiliriz. Evet, şu kısmı da deniyorum. Evet, bu kısmı da yine evet yerinden çıkarttık. Yani her iki hidroliği de gördüğünüz gibi sökebildik. Şimdi
şu üst kısımdan çıkartmamız gerekiyor. Uygun yere getirerek bunu çekmeliyiz. Yani böyle değil de uygun yere getirdiğimizde kendimize doğru çekersek bu kısımdan da kolaylıkla çıkacaktır. Şimdi diğer kısmı deniyorum. Bunu da yine biraz havaya kaldırıp kendime doğru çektim. Evet. Bu kısma da yeni hidroliklerimizi takabiliriz. Bunun da takması son derece kolay. Öncelikle üst kısımdan başlayalım. Uygun noktaya getirdikten sonra burası tamam. Diğer kısmına geçiyorum. Takarken tabii ters takmıyoruz. Dikkatli bir şekilde takıp bırakıyoruz. Daha sonra biraz aşağıya doğru alıp bu kısmı da biraz çekeyim. Yerine gelmesini sağlıyoruz. Yerine geçtikten sonra yine biraz elimizle yerine oturması için itmemiz gerekecek. Gerekirse bir tornavidadan yardım alabilirsiniz. Evet, bu tarafı da yerine yerleştirdim. Evet, şimdi hidroliklerimiz tamam. Yani ekskavatörün 4 hidroliğini de yerine yerleştirmiş olduk. Artık istediğimiz şekilde kullanabiliriz.